Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çeviri konumuz The Slüütel van Hasan. The Slüütel, anahtar. Hasan'ın anahtarı. Het is avond. Akşam oldu. Toch is het nog warm. Toch, yine de, rağmen, noch, hala. Yani akşam olmasına rağmen hala sıcaktı. Yusuf kan nit slapen. Yusuf uyuyamıyordu. Arkadaşlar bu kan e bilmek yardımcı fiilleriyle ilgili videom var, ona bakabilirsiniz. Nit ve hein olumsuzluk kelimeleriyle ilgili de yine videom var, oraya bakabilirsiniz. Daha geniş bilgi almak istiyorsanız. Herdenkt, ekmek noch ön wandeling. Wandeling, gezinti, yürüyüş. Şöyle düşünür: bir yürüyüş ya da gezinti daha yapayım. Mishin kanek darna slapen. Mishin, belki. Darna, ondan sonra. Belki ondan sonra uyuyabilirim. Kan ebilmek. Uyuyabilirim. Yusuf loopt op straat. Yusuf sokakta yürüyor. Mar, what is that? Fakat, bu da ne? What is that? Is that not Hasan? The buurman. Bu Hasan değil mi? Bu komşu Hasan değil mi? The buurman, komşu. Arkadaşlar, is that not? Bunu da kalıp olarak ezberleyebilirsiniz. Değil mi? Mesela Hasan'ı koymuş buraya. Bu Hasan değil mi? Ya da başka bir şey de koyabilirdiniz. Is that not Ayşe? Is that not Fatma? Gibi. Hasan sit op zijn knieën in het midden van de straat. Hasan sokağın ortasında dizlerinin üstünde oturuyor. Op zijn knieën, dizlerinin üstünde. Midden van de straat, sokağın ortasında. Dizlerinin üzerine oturmak arkadaşlar, bakın, op voorzetsel'iyle kullanılmış. Op zijn knieën. Dag Yusuf, zegt Hasan. Merhaba Yusuf, der Hasan. Hasan, what do you there? Vraagt Hasan. Pardon, Yusuf. Hasan, ne yapıyorsun orada? Diye sorar Yusuf. Ik zoek mijn sleutel, zegt Hasan. Anahtarımı arıyorum, der Hasan. Ik zoek, ben arıyorum. Mijn sleutel, anahtarımı. Men arkadaşlar benim anlamına geliyordu. Ik ben hem kwijt. Kwijt, kayıp. Ik ben hem kwijt. Ben onu kaybettim. Hem onu kaybettim. Bakın, ben yardımcı fiiliyle kullanılmış, yapılmış bu cümle. Zal ik je helpen zoeken? Vraagt Yusuf. Sana aramada yardım edeyim mi? Bakın arkadaşlar, soru cümlesi olduğu için yardımcı fiil başa gelmiş. Eğer normal bir cümle olmuş olsaydı özne başa gelecekti. Yani ek zal ye helpen zoeken. Sana aramada yardım edeceğim olacaktı o zaman. What vriendelijk van jou, zegt Hasan. Ne kadar naziksin, ne kadar kibarsın ya da ne kadar arkadaşçasın, der Hasan. Yusuf hat op zijn knieën zitten. Yusuf dizlerinin üstüne oturur. Zitten, oturmak. Ze zoeken en zoeken. Ararlar, ararlar. Na een uur hebben ze de sleutel nog altijd niet gevonden. Na een uur,
bir saat geçmesine rağmen anahtarı hala bulamadılar. Noch altet. Hala nicht gefunden, bulamadılar. Weet je zeker dat je sleutel hier ligt? Vraagt Yusuf. Weet je zeker, emin misin? Zeker zijn, emin olmak. Emin misin anahtarın burada olduğuna? Der Yusuf. Misschien heb je hem hier niet verloren. Belki onu burada kaybetmedin. Dat klopt, zegt Hasan. Bu doğru, der Hasan. Dat klopt. Arkadaşlar bunu da kalıp olarak ezberleyin. Tasdik anlamına gelen bir cümlecik. Ik heb hem thuis verloren. Onu evimde kaybettim. Evde kaybettim. Wat roept Hasan? Ne diye bağırır Hasan. Pardon, Yusuf. Waar heb je je sleutel verloren? Anahtarı nerede kaybettin? Waar heb je, sen nerede, je sleutel verloren? Anahtarını nerede kaybettin? Ik heb hem thuis verloren, herhaalt Hasan. Onu evde kaybettim, diye tekrar eder Hasan. Herhaalt, tekrar etmek, herhalen. Dat zei ik toch? Dedim ya, thuis, in de kelder, evde, bodrumda, de kelder, bodrum. Yusuf kan zijn oren niet geloven. Yusuf kulaklarına inanamaz. Arkadaşlar, burayı da kalıp olarak ezberleyin. Nokta nokta kan, nokta nokta oren niet geloven. Yani Yusuf ve zen yerine farklı şeyler getirebilirsiniz. Mesela kulaklarıma inanamıyorum derken ek kan men oren niet geloven. Burada arkadaşlar geloven inanmak. Yusuf kan zen oren niet geloven. Kulaklarına inanamaz. Es Hasan hek geworden? Hek deli. Hasan delirdi mi? Maar. Maar waarom zoeken we dan hier? Vraagt hij. Fakat. Fakat neden burada arıyoruz? Diye sorar. Waarom zoek je niet thuis? Evde neden aramıyorsun? Hoezo? Vraagt Hasan. Nasıl yani? Der Hasan. Hoezo? Yusuf zegt, Yusuf şöyle der, je hebt je sleutel thuis in de kelder verloren. Je hebt je sleutel. Sen anahtarını evde, bodrumda kaybettin. Dan moet je hem ook daar zoeken en niet hier. Bu yüzden onu orada aramalısın. Burada değil. O ne? Zegt Hasan. Dat gaat niet. Yok, hayır, der Hasan. Bu olmaz. En mijn kelder is het veel te donker. Bodrumum çok karanlık. Te donker. Çok karanlık. De lamp is kapot. Lamba bozuk. Kapot arkadaşlar kırılmış, kırılmak anlamına geliyor. Ama burada the lamp is kapot bu cümlede bozulmuş olarak çeviriyoruz. Ya da lamba patlamış. Ik kan bijna niets zien. Bijna neredeyse. Neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Niets, hiçbir şey. Hier onder de straatlamp is er veel licht.
Street lamp, sokak lambası. Licht, ışık. Viel Licht, çok ışık. Çok aydınlık. Burası sokak lambasının altı çok aydınlık. Hier kann ich alles gut sehen. Burada her şeyi çok iyi görebiliyorum. Alles, her şeyi. Gut sehen, iyi görmek. Evet arkadaşlar, bugünlük de çeviri dersimiz bu kadar. Tekrardan başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.